Lantern T'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz, dün çıkış yapmış olan Alone in the Dark'a başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun Türkçe yaması da hemen çıktı. Türkçe yamasını da yükledim. Türkçe bir şekilde oyunu güzel bir şekilde başlayıp bitireceğiz arkadaşlar. Fazla da zaten bir uzunluğu yokmuş, oynanışı yokmuş oyunun yani. 4-5 saatlik bir oynanışı var toplam arkadaşlar. Yani çok uzun sürmeyecek bitirmemizde. Her neyse dün çıkış yapmış bu olan oyunu artık sabırsızlıkla bekliyorduk. Kaç zamandır sürekli ertelenme oldu falan filan bu oyunda da. Sonunda çıkış yaptı dün itibariyle. Biz de artık oyunu aldık, deneyimleyeceğiz. Bakalım nasılmış, hep birlikte görelim arkadaşlar. Çok ta 15 yıl önce mi ne, yani bayağı eski bir oyun bu Alone in the Dark. Sonunda yeni bir oyunuyla çıkış yaptı tekrardan. Bakalım göreceğiz nasıl olmuş. Evet, yeni oyun deyip o zaman başlatıyorum abi. Standart bir zorlukta başlayalım. Deneyimi daha sonrası kolay hale getirmek için sağlanan ekstra yardım diyor. Aynen böyle olsun. Ekstra yardım önemlidir. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. Bakalım nasılmış, hep birlikte görelim. O kurbağaya bak nasıl yapmışlar adam detaylara. Ayda timsaha bak nasıl yakaladı. Gitti, yazık oldu kurbağaya. Manzaraya bak be, çok güzel gözüküyor. Resident Evil gibi resmen. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. Nereye gidiyoruz acaba biz? You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in that? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Tabii oğlum, ne sandın? Silahsız gelir mi hiç böyle? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Hadi bakalım. Oyun bize bir seçenek veriyor. Ya kadın olacağız ya erkek, ama erkek olalım biz. Edward Carnby olacağız. Hadi bakalım. Yalnız ta 15-20 yıl önce çıkan oyununa göre bayağı bir farklı. Yani bambaşka bir oyun bildiğim. Hello? Hello? Kimse yoktur şimdi. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Eve bak. Bölüm 1 aynı Resident Evil 4'teki gibi yapılmış bak. Hadi bakalım başlıyoruz. 6 mermimiz var şu an. Evin içinde bir yol arıyor şimdi. Tamam, arayalım bakalım. Buralarda bir şey var mı diyeceğim. Yok gibi duruyor. Şuraya bir bakalım. Ahır bura belli. Çakmak bulduk. Yok ne çakma, el feneri bulduk. Anahtar da çıktı. Mutfak bahçesi anahtarı. V tuşuyla böyle açıp kapatıyoruz el fenerini. Gidelim bakalım. Ne var ne yokmuş. Aç bakayım. Sok anahtarı. Buralar aynı Resident Evil'daki gibi yapılmış. Burada bir şey var mı? Yok. Zincirli kapı var ama anahtar yok. Burada da bir şey var. Ne anlamadım. Onu almak lazım. Aç bakalım şurayı bir. Selamunaleykum diyeceğim ama terk edilmiş olduğu için kimse yok. Bu ne biçimmiş böyle ağacın? Burada ne işi var ya? Burada bir şey var. Ha, temizlikçinin anahtarını bulduk. Güzel, devam edelim. Yukarıda ne var? Buralara girilmiyor zaten. Ha, burada bir şey varmış. Mermi çok iyi, önemliydi bu. Az mermimiz vardı çünkü. 11 mermimiz oldu şimdi. Başka da bir şey yok burada zaten. Şurada bir kapı var, ona bakalım. Anahtar belli ki buranın. Aynen öyle. Aç bakayım. Ön kapıyı bul ve Emily Hartwood'u içeri al diyor. Hadi bakayım. İçecek bulduk. Başka ne varmış? Şuraya bakalım. Oğlum fareler geziniyor ya. Sessizliğiniz her gün biraz daha ağırlaşıyor. Herkes için zor bir yıl oldu. Ve pek çok kişi tüm umudunu kaybetti. Gazetelerde acı çeken insanların haberlerini okuyorum. Bir damla suyun olmadığı tozla kaplı manzaraların resimlerini. Keşke hala yeryüzüne bakıp bakmadığınız ya da bize sırtınızı dönüp dönmediğinizi bilseydim. Yardım için başka yerlere bakmaya başladım. Eğer hoşunuza gitmeyen bir yolda ilerliyorsam bana söylemeniz için dua ediyorum. Batiste ve Charlotte'nin yardımıyla Voodoo uygulamasında teselli buldum. Uzun zamandır bu Karayip kültürüne şüpheyle yaklaşıyordum. Ama benim için iyi oldu. Benim kitabımda her şey zararsız görünüyor. Kreoller tarafından uydurulmuş bazı kelimeler söylüyorum ve yanımda küçük bir gris cebi taşıyorum. İncil'de bunların hiçbirinden bahsedilmiyor elbette ama Fransız mahallesindeki rahibe bana her şeye bağlantılı olduğunu söylüyor. Hristiyan tanrısının her şeyin yaratıcısı hakkında sadece bir başka bakış açısı olduğunu söylüyor. Ben de öyle düşünmek istiyorum ama tam tersi. Onun inancındaki ruhlar sadece sizin yani göksel babamızın birer yolu. Bay Hartwood'a verdiğiniz sözler için çok minnettarım. Azizce onun halifesinde size övgüler yağdıracağız. Dünya yakında yeniden kutsanacak. Sadece eski ayetteki kurbanlar sizin taleplerinizle karşılaştırılabilir. Gerçek bu, uzun topraktan, ağaçtan ve çamurdan bir anne, binlerce yavrunun anası denmiş. Burada ne var? Mermi, güzel. Oh, bol mermi bulalım, iyi olur. Buraya bakalım. Ne var ne yok. Bir sürü şey var gibi burada. İçecek bulduk, yine can için önemliymiş. Burada bir şey var ama. Ha, mermi varmış, çok iyi. Bayağı mermi çıkıyor bakıyorum da. O her yerde mermi sokmuşlar. Şurada bir şey var. Boş çıktı burası şansıma. Şu odaya bakalım bir de. Ne yapmışlar la burada bunlar? Alamıyoruz. Fare zehri bulduk. Enteresan. Gerekli olmayan öğeler diye çıkıyor. Tamam, burada da bir şey yok. Devam edelim. Bir dakika lan. Burada bir şey yok mu? Ha. Evet, buraya bakmadık. Gir bakayım, zindana geldik la. Bu ne? Tramvay bileti bulduk. Gerekli olmayan bir öğe daha. Hadi bakayım. Ne boş çıktı bura. Kapı kapandı arkamızdan nedense. Anahtar gerekiyor. Bir yerden anahtar bulmamız gerek. Ama nereden? Hadi bakayım. Burada bir yer daha var. Sabotaj diye bir şey. Lütfen kazana dokunmayın, her şeye rağmen çalışıyor. Sabotaj bir sızıntıya neden olsa da sadece dekoratif plaka tamamen mahvoldu. Bay Change'nin gelmesini bekleyelim ve sızıntıya o baksın diyor. Burada bir puzzle mı var? Eksik parçalar var. 2 tane bulmamız gereken sanırım. Bunları nereden bulacağız peki biz? Ha, yanasını satayım. Ha, kırık valf. Buraya da şey takmamız gerek. Vana takmamız gerekiyor. Aa, burada bir kapı daha varmış meğerse. Buraya nereye gidiyormuş? Bakayım, yukarı çıkıyor. Kaydetti, güzel. Burası açılmıyor. Bir şey yok muymuş? Yokmuş burada. Burası banyo. Kendimizi göremiyoruz. Kapı da kendi kendine kapanmasa bir. Şuraya bir bakalım. Kat planları. Harita bulduk. Güzel. Haritamız belli. Aa, anahtar da bulduk. Çok iyi. Biz de anahtar arıyorduk zaten. İyi oldu bu. Ha, bunun anahtarı mı? Yok. Değil. Başka bir anahtar istiyor. Lottie'nin günlüğü. 22 Haziran Pazar. Onu siz isterseniz durdurup okursunuz. Bunu okumayacağım. Çok önemli değil çünkü. Buraya sokuluyormuş anahtar. Meğerse. Ha, bahçe tarafı burası. Buraya bakmadık. Şuraya bir bakayım. Ha, buraya için de anahtar gerekmiş. Tamam. Oo, nerelere geldik la? Burada lan her yer anahtar istiyor. Özel anahtar mı var her odanın kapının da? Anasını satayım. Lastik damga bulduk. Gereksiz bir öğe yine. Buralarda açılmıyor. Hay sıçacağım. The Great Depression. Gazete. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the war. Bunu da geçiyorum. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. Çocuk da varmış. None of us can. Oo, bu bayan da kim? Güzelmiş ha. Jeremy. Am I right? Adam da varmış. That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby. Private investigator. Splendid. Enough, all of you. Get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor, it's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. O da gayet düzenli de. İpucu arayacağız. Dedektifçilik başladı. Hadi bakayım. Jeremy'nin odasında ipucu ara. Yine kilitli bir kutu var. Sıradan bir kitap. Her gece karanlık adam odamın eşiğinde donuk bir şekilde duruyor. Ruhum yorgun halimden dışarı çıkana kadar günleri sayıyor. Sadece onun solgun maskesi kalan akıl sağlığımı koruyor. O şeytani sultanın yüzüne doğrudan bakmak kesinlikle zamanı kendisini parçalardı. Hayatı için mücadele ederken babama da aynı bakmış peçeli yüzü yeğenimi bir de aynı şekilde rahatsız ediyor mu? Ruhumu o güneş yanığı Taroella manastırında dinlendirebilmeyi çok isterdim. Seni orada bulabilir miyim? Juan ya da Signora Perosi'yi öbür dünyadan dönmüş. Her gece ondan saklanıyorum bir şekilsiz. Anıdan diğerine geçiyorum. Fantezi ve heziyandan yaratılmış sahneler. Resmini yapmakta bile zorlandığım yerler. Keşke ölümünüzü anlayabilseydim Signora. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Size o kasvetli nekropole gömmekten başka defterlerin ve fırın tonozlarının üzerinde yükselen o muzaffer şapel senin mezeyin olacak. Sen orada dinleneceksin ve ben orada ağlayacağım. Oo, çok uzunmuş bu not. Böyle şeyleri nasıl anladınız? Signora, Bodrum'daki parçalanmış kazanı beni mezarlığa götüreceğini nereden biliyordunuz? Ya da üst kattaki eski saatin astronomik motifleri de beni Clermont Limanı'nın dışındaki o nefret dolu hüyeye götüreceğini. Bunlar benim anılarım, benim geçmişim. Taroella'yı görebilmem için küçük de olsa bir şans var mı? Lütfen tılsımımın beni oraya götürmesine izin ver. Juan'la bot ya ağacının altında oturmama izin ver. Bana o tılsımı satmış olmasına rağmen Bayan Jackson'ın vudu rahibesi sırlarının hiçbirini bana açıklamadı. Bu yüzden Tonçre'ye gitmek zorunda kaldım. Bunun yerine bakacağım Batiste acımasızca ihanete uğrayacağını ve en korkmuş şekilde öldürüleceğini söyledi. Sevdiği kişi keskin bir mızrakla kalçasını delecek ve öz annesi tarafından yutulacaktı. Ne korkunç bir söz. Derceto halka tehlikeli olmaya başladı. Ne yaptıklarını anlamıyorlar. Onları durdurmak için bir şeyler yapmalıyım. Doktor Gray ile konuşmayı denedim ama endişelerimi karıştırıyor. Kendini beni tedavi etmeye kaptırmış. Kötülüğün ilaçla ve konuşmayla tedavi edilmesini nasıl bekleyebilir? Hasta bakıcılar, temizlikçi ve hastalar hepsi dengesiz. Bu dünyaya girmek için kötülüğü çağıracaklar. Her şey kaybolacak, her şey. Tabii ki katip Bay Vaites'i bulamazsam. Temiz düşünceli bir adama benziyor. Belki... Evet, karanlık adam bana bir hapishane önerdi ve ben de kabul ettim. O düşük sözleşmeyi imzaladım ve karanlık bir anlaşmaya girdim. Ben hariç herkes güvende. Sonunda da böyle bir şekil. Boyalı karo. Anahtar mı bulduk? Bir ahşap karo motif. Bunun daha büyük bir resmin parçası olduğunu gösteriyor. Bir ipucu yakaladık galiba. Bu ne? I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Taroella? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Bir ipucu bulduk belli ki. Burada bir sandık var. Ama açamıyoruz. Başka da bir şey yok zaten. Evet. Bunu açabilirim ama. Bu şekli nasıl yapacağız şimdi? Bulmacaları da hiç sevmem ama. Oldu işte. Allah Allah. Gayet de oldu diyeceğim ama. Ha böyle. Olacakmış meğersem. Tamam. Güzel. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Kill the guy, throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh wow. That's striking. I want to save this one. Tipe bak. Ne oluyor oğlum, bizim adam garip şeyler mi görüyor? Alright, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Kaldı bizim adam heykel gibi. Düşüncelere daldı şu an. Miss Hartwood. Emily. Going on. Where am I? Yalnız sokaklar çok sessiz ha. Bir şeylerle karşılaşacağız belli. Köşedeki dükkanı araştır diyor şimdi bize. Oo. Şu dükkanı araştıracağız herhalde. Bir dakika, burada bir şey var. Mermi. Tamam. Bol mermi bulduk. İyi oldu. Oraya giremiyoruz zaten. Oralara da giremiyoruz. Tamam. Mekan mı değişti bir yandan? Allah Allah. Bu ne abi? Evet, yaratıklarla karşılaşmanın zamanı geldi sanırım. Arkadaşlar tam bu noktada kalıyoruz. Bir sonraki bölüm tam noktadan devam edeceğiz. Lütfen durum beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.